Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt konuğumuz. Siyasete bir giriş yapalım. Sonrasında yeniden ekonomiye döneceğiz ve Dün Gözler saat 21'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacak olduğu öncesinde duyurmuştu. O açıklamadaydı. Kılıçdaroğlu da önereceğim hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray içinde, CHP içinde, CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir dedi. Saat 21'e randevu verdi. Ne söyledi, nasıl bir açıklama yaptı? Dinleyelim, siyasetteki yankısına da bakalım. Sonrasında Cemal Engin Yurt ne düşünüyor? Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var. Ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın. Daha fazla enerji kaybetmesin. Kimsenin kalbi kırılmasın. Kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol yürek istiyor. Yürek siyaseten büyük yürek istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum. CHP liderinin başörtüsü çıkışına altın masadaki liderlerden ikisinden destek mesajı geldi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu o çıkışa destek verdi. Devlet yaraları kapatacak ki Millet olarak dünya ile rekabete odaklanalım. Büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım huzurlu Refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü yasal güvence altına alacağız diyerek duyurduğu bugün verecekleri kanun teklifi siyaseti konuşturdu. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme aslında tam da bu. Halkımız biri birine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kaplaştırdılar adeta düşmanlaştırdılar. CHP'nin yasa teklifine çok kıymetli diyerek destek verdi Davutoğlu ve Karamolluoğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz. Kadınların giyimini, kuşamını siyasetin tek çıkartıyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mesajı bu şekildeydi. Nedir yorumunuz? Tabii öncelikli olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum son zamanlarda Sayın Kılıçdaroğlu toplumun geçmiş yaraları başta olmak üzere hassasiyetleri ortaya koyduğu net tavırlarıyla Türkiye'de iktidara yön verir hale geldi. Yani KYK borçlarını ödemeyin. Ben geldiğimde affedeceğim demesi. ÖTV, ÖTV çıkışı. çıkışı Sadat çıkışı. TÜİK çıkışı, Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de gündemi belirleyen bir siyasetçi olarak hakikaten ayrıştırmayan, nefret dili kullanmadan bütünleştiren bir yapıyla siyaseti güzel yürütüyor. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la bu açıklamayı birlikte dinledik dün akşam. Biz de bekledik yani ne söyleyecek diye. Hakikaten büyük bir memnuniyet duyduk. Tabii haberimiz dün hazırlandığı için, ee, Sayın Gültekin Uysal'ın tweeti burada yok ama Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal ve ben de e, bu açıklamaya destek verdik.